Bu tohum ağırlığı gitgide düştü. Tam bir temir anına gelince birden arttı. Ne oldu temir anında? Ne yaptı? İlk yapraklarını çıkarttı arkadaşlar. Bakın ilk yapraklarını çıkartmaya başlayınca ne oldu? Şu kısımdan itibaren ağırlığı arttı. Niye? Çünkü fotosentez yaptı işte. T1 anında yaprak çıkartmış oldu arkadaşlar. Anlaşıldı mı olay? Tamam. Önemli. Bir de kıymetli arkadaşlar meyve tiplerimiz var. Eğer meyvede kıymetli arkadaşlar sadece yumurtalık varsa ki erik, kiraz, şeftali gibi ne görürsünüz? Tek bir tohum görürsünüz. Biz buna basit meyve deriz. Eğer böğürtler, ahududu, dudu, çinek gibi üstüne böyle bir sürü ne var? Çekirdekler var değil mi? Yumurtalıklar var. Bunlara bileşik meyve adını veririz. Bir de kıymetli arkadaşlar yumurtalığın yanında şöyle gösterelim. Eğer yapraklar, erkek organlar vesaire hep beraber işin içine giriyorsa bunlara yalancı meyve deriz. Mesela elma. Arkadaşlar elmada farklı renkler var. Kırmızı, sarı, yeşil, sarı, bir sürü renk var. Şu korolla dediğimiz yapraklar da yumurtalığı sarıyordur. Anlatabildim mi? Devreye giriyorlar. O yüzden yalancı meyve diyoruz. Tamam. Bu meyvelerle ne yapıyorlar? Değişik bölgelere dağılıp tohumlarını dağıtmaya çalışıyoruz. Anlaşıldı mı? Eğer bir bitki kendi kendini döllemek istemiyorsa ne yapar? Ne yapar arkadaşlar? Polenlerini erken patlatır. Doğru muyum? Polenlerini kurtulur kendi polenlerinden. Sonra dişilik tepesini olgunlaştırır. Doğru muyum? Böylece ne yapar? Kendini döllemekten kurtulmuş olur. Var mı sorusu olan arkadaşlar? Buyurun. Tamam.